Maske takmak zorunlu. Bu seferlik uyaralım. Tamam mı? Kul takılır. Bir evraklarınızı alayım. Bir şababta evet. Yoğun bir trafik kontrolleri var. Neler söylemek istersiniz? Ekipler gece gündüz yoğun bir mesai harcıyor. Ya aslında iyi bir uygulama. Şimdi diğer köyler birçok köyden birçok insan geliyor ilçeye. Çarşı doluyor. Bu yüzden bu uygulama gerçekten çok iyi. Hani tek plaka, tek günde tek plakalar geliyor. Yani çift günlerde çift plakalar geliyor. Bu yüzden bu uygulamalar gerçekten çok iyi. İlçenin sağlığı açısından, özellikle koronavirüsün yayılmaması açısından güzel bir uygulama. Ekliğimizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz hepsine. Bir de şey söylemek istiyorum. Bu köylerden her köy bir gün geliyor yani. Hafta içerisinde bir gün uygulanıyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? İyi aslında. Hani ilçede kalabalık bir ortam uygulaması için. İyi bir uygulama. Eğer öyle olmasa her köyden 2-3 araç gelir ilçeye. Yani sosyal mesafe alanı oluşmaz. Bu yüzden koronavirüs yayılır. İyi, güzel bir önlem aslında. Tebrik ediyorum. Size evet, de teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz daha alın. İyi günler. Evraklarınızı alayım. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Güzel bir uygulama. Biz de devletimize teşekkür ediyoruz. Siz de böyle net bir önlem aldığı için bu koronavirüse karşı bütün halkın tedbiri alması için biz de Beyçap Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz böyle her biz hafta? Biz bu uygulamayı çok net buluyoruz. Çünkü herkesin sağlığı önemli. Milletin sağlığı daha önemlidir. Çok güzel bir uygulamadır. Arabaları da sayılı olarak bırakıyorlar. Millet de bu uygulamaya çok uyuyor. Biz herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Maske taktığınız için de. Kurallara uyduğunuz için de. Teşekkür ederim. Merhaba. İyi günler. Bir evraklarınızı alalım. Bir ateşinizi ölçelim. Tamam. Teşekkür ederim. Beyefendi, bir ateşinizi ölçelim. Teşekkür ederim. Sizin de ateşinizi ölçelim. Gerekli kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Teşekkür ederiz. Kaymakam Bey'in verdiği yardım iyiliği var. Beytüşşevap Kaymakamı İsmail Pendik. Evet, koronavirüsle mücadelemiz, COVID-19'la mücadelemiz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanlığımızın hem de Şırnak Valiliğimizin aldığı kararlar istikametinde ilçemizde de yürütüyoruz. Tabii özel olarak karar almamız da gerekiyor ilçemiz açısından. Niye? Çünkü Beytüşşevap hem çok uzak il merkezine hem de sağlık altyapısı açısından Allah korusun bir koronavirüsü buraya bulaşırsa, bir COVID-19 gelirse çok büyük problem yaşayacağımızın hepimiz farkındayız. Beytüşşevaplılar da bunun farkında. Sağ olsunlar aldığımız her kararda Beytüşşevaplıların bilfiil desteği hem uygulama olarak hem de sözlü olarak bize iletiyorlar. Ne kararlar aldık Beytüşşevap'ta özel olarak genel kararların yanında diye soracak olursanız. Öncelikle ilk yaptığımız şey köy minibüslerinin ilçeye geliş gidişlerini takvime bağlamak oldu. Çünkü Beytüşşevap'ta merkez nüfusumuzun iki katı köylerimizde yaşıyor. Vatandaşlarımız kırsalda daha ağırlıkta yaşıyor. Bunlar ilçeye kontrolsüz gelip gittiklerinde gereksiz bir kalabalık oluşuyordu Beytüşşevap ilçe merkezinde ve burada da koronavirüs virüsünü kapmak açıkçası büyük bir ihtimal içindeydi.
Bunu engellemek için öncelikle köy minibüslerini takvime bağladık. Her köy hafta içi en az bir kere gelmek kaydıyla, büyük köylerimiz size hafta sonunu da yazdık. Bunu kararlaştırdık. Daha sonra ilçe merkezinden Şırnak merkeze giden minibüs seferlerini %50 azalttık. Önceden 4 sefer düzenlenirken 2 sefere indirdik öncelikle. Daha sonraki süreçlerde koronavirüsün ülkemizde de artış hızına bakarak tekrar bunu Sayın Valimizin de bilgisi dahilinde kısıtlama kararı aldık. Ne yaptık? Bu sefer özel araçların da köy minibüslerine uyguladığımız şekilde belli bir takvimde ilçe merkezimize gelmelerini kararlaştırdık. Bunu da uyguluyoruz. Artık özel aracı da olan herkes öyle kafasına göre gelemeyecek. Açıklamış olduğumuz takvime göre herkes o takvime uyarak gelecek. Tabii özel araçlar için şu şartı da getirdik. Toplu taşıma araçlarında nasıl ki %50 yolcu kapasitesiyle çalışma zorunluluğu getirilmişse bizler özel araçlara da aynısını uygulama kararı aldık. Köylerden ilçe merkezine gelen özel araçlarda. Artık bir otomobilde iki kişiden fazla kişi alınmaması kararını aldık ve bunu ilettik, duyurduk. İnşallah Beytüşşevapların desteğiyle bu kararlar güzel bir şekilde uygulanacak. Bunun yanında iki gidiş, iki geliş şeklinde düzenlemiş olduğumuz, düşürmüş olduğumuz seferleri bir sefere düşürdük. Artık Beytüşşevap'tan il merkezimize günde bir araba gidecek, bir araba gelecek şekilde bunu düzenledik. İnşallah bu almış olduğumuz tedbirler Beytüşşevap'ta koronavirüs vakasının görünmemesi açısından bir temel oluşturur. Tabii ki bu kararları almak önemli değil. Daha doğrusu bu kararları almaktan daha önemli olan şey Beytüşşevap'ların bu kararları uygulama noktasındaki vereceği destektir. Geri dönüşlere baktığımızda ve uygulama sonuçlarına baktığımızda Beytüşşevap'lar hakikaten Şırnak içerisinde diğer ilçelerimizden daha fazla duyarlı olduğunu ben açıkçası izliyorum, görüyorum. Bu açıdan Beytüşşevap'lara teşekkür ediyorum. Efendim bu Beytüşşevap'lılar genellikle WhatsApp üzerinde ya sosyal medya üzerinden size ulaşıyorlar. Bu şeye destek veriyorlar mı? Neler söylüyorlar? Birkaç tane örnek verebilir misiniz? Almış olduğumuz her kararı anında hem WhatsApp'tan hem de kaymakamlığımızın sosyal medya hesaplarından Instagram, Facebook, Twitter, hatta TikTok'ta bile artık kaymakamlığımızın hesabı var. Oradan duyuruyoruz. Oradan hem bazen hatalarımız olabiliyor kaymakamlık olarak yapmış olduğumuz, göz ardı etmiş olduğumuz şeyler. Oradan uyarıları dikkate alarak makul ve meşru talepleri karşılayarak hemen hatamızı düzeltiyoruz. Bunun yanında yardım isteyenler çok oluyor. Bize her platformdan ulaşabiliyorlar. Haklı talepleri olan, fakir olan herkese biz yardımlarımızı ulaştırıyoruz. WhatsApp'tan zaten bize her zaman 7/24 bütün Beytüşşevap'lılar hem kendileri bizzat hem de muhtarlarımız aracılığıyla bize ulaşabiliyorlar. Biz de haklı ve meşru talepleri her zaman karşılıyoruz.